Bitcoin ve Ethereum ETF'leri ertelendi. Scaramucci'nin açıklamalarını değerlendireceğiz ve genel hatlarıyla duruma bir bakacağız. Ne demiş, ne dememiş. En son Solana'dan, Avax'tan falan bahsetmişti. Bundan 3-4 gün önce. Bunlara da bayılıyor zaten. Üstüne konuşacağız. Şimdi bu haber önemli çünkü bir, evet, gün içinde de konuşacağımız SEC'in ertelemesini içeriyor. SEC beklediğimiz üzere ETF'leri erteledi. Hashdex'inkini de erteledi. Templeton'inkini de erteledi. Her ikisi de bu noktada ertelenmiş oldu. Zaten kabul edilmesini beklemiyorduk. Yani şu an bir onay beklemiyorduk. Direkt olarak 2024'ün ocağında. Aslında bu aynı zamanda tam olarak şurada gördüğünüz gibi anormal gibi gözüken şurada fiyat çöküşleri yaşanmıştı. ABD tüfesi açıklandıktan sonra bu çöküşler yaşandı. Halbuki piyasada ciddi bir yükseliş bekliyorduk bu olayın ardından. Bu aynı zamanda o zaman çok fazla anlam verilemeyen düşüşün SEC'in ETF başvurularını kabul etmeyeceği, onaylamayacağı beklentisinden kaynaklı olduğunu dile getirmiştik. Aslında bunun da doğru olduğunu anlamış olduk. Çünkü SEC gerçekten de kabul etmedi ve etmedikten sonra piyasada öyle gözle görülür bir geri çekilme yaşanmadı. Teknik normali bozacak şekilde. Bu tarz bir durum var. En son dün Bitcoin ile alakalı ben konuşurken yani attığım son videoda 36 bin, 35 bin, 936 bin falan gibi bir şeydi. Devamında çok sert yükselişler yaptı, patlamalar yaptı ve muhtemelen devam edecek. Tabii bugün biraz durgun geçebilir onu söyleyeyim çünkü çok sert yükseldi. Hacim çok yüksek olmasına rağmen baksanıza trading mesela site şu anda şey veriyor sürekli, error veriyor sürekli, tamam. Çok sert yükselmesine rağmen şu an hacim de gayet yüksek, gayet ileri noktalarda. Hareketli ortalamaları çok aştı. Bitcoin'de sert patlamalar olmasına rağmen hala tam ve net olarak yani yüksek bir güç sergilemiyor aslında. Tamam mı? Bu yüksek güçten kastı mesela 2024'te falan olsa 2024'te ne dediğimi anlarsınız. Yani tam boğa koşullarında o kadar güçlü hale geliyor ki Bitcoin'in o kadar güçlenmesini bekliyorum ki şu an aynı zamanda böyle üst üste pataküte gidiyor yani falan. Şu an o kadar değil. O yüzden patladığı yerlerden muhakkak düzeltme yapması gerekiyor. Gün içerisinde de belki 37 bin dolarlara kadar vesaire deneyebilir. Velhasıl hareketli ortalamalarının tekrardan hiç değilse saatlikte bir Golden Cross'la yükselmesini bekleyebilir. 37 binlerin üzerinde kalabilmeyi başarması bile yeterli olacaktır. Ardından 38 bin kırma denemesi içerisinde bulunabilir. Scaramucci'nin bahsettiği son altcoin'ler Avax, Sol zaten anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Avax dün de bahsettiğimiz, uzun süredir de bahsettiğimiz 22.23, 22.24 dolarlardan nokta atışı bir. Bakın üzerine atıyor, tık destek alıyor, devam ediyor yoluna. Bu noktada Avax'ın bu hareketlere devam etmesini, nitekim 39-40 dolarlara kadar hala kolay bir şekilde düzgün bir biçimde ilerleyebileceğini düşünüyorum. Avax'ta işler gayet yolunda. Bir diğeri Sol. En son Sol 57 dolarları kırmasından ve Sol'un yükselişi üzerine konuşmuştuk. Hala da geçerli. Sol coin oldukça güçlü. Çok ciddi bir düzeltme yapmasını beklemiyorum. Öyle pek bir oyalanma falan beklemiyorum. Sol da bu noktada 78-87 dolar aralığına kadar sürdürülebilir. 78 dolarları özellikle 87 dolarları kırmasıyla Solda korkunç patlamalar seyredebiliriz. Gün içinde konuşacağız bunları. Son bir gelişme de SEC, Hashdex'in Spot Bitcoin ETF başvurusuna ilişkin kararını erteledi. Ayrıca SEC, Grayscale, Ethereum vadeli işlem ETF kararını da geç bir tarihe attı.
Bununla birlikte eski politikacı Antonis Scaramucci Bitcoin ve Ethereum için rally öngörüyor. Bu sefer bunlar hakkında konuşmuş. Diğer altcoin'lere girmemiş galiba. Sage, Hashdex'in spot Bitcoin ETF başvurusuna ilişkin kararını erteledi. Dediğim gibi gün içinde de bununla alakalı konuşacağız. Zaten beklentimiz de buydu. Kabul etmesi çok da mantıklı olmazdı yani. Antonis Scaramucci riskli varlıklar üzerinde baskı azalacak. Skybridge Capital CEO'su Antonis Scaramucci, Federal Rezerv'in bir pivotunun muhtemel olduğunu söylüyor. Bu nedenle Bitcoin ve Ethereum için muhtemelen rallilerden bahsediyor. Bloomberg Television'a verdiği yeni bir röportajda Scaramucci, Fed'in faiz artırımlarını tamamladığına inandığını belirtiyor. Vallahi Powell'ın söylemlerini görüyoruz. Powell tabii uçup kaçıyor fakat bu noktada Powell'ın yapmış olduğu uçup kaçmaların da aynı şekilde birazcık piyasadaki güvercin ortamdan uzaklaşmak ve şahin durmak olduğunu anlıyoruz. Çünkü Fed her zaman bunu isteyecektir. Bak biz faiz artırmıyoruz ama gevşemeyin ha. Yani ekonomik verilerde böyle bir sıkı istikrar görmeyelim. Bu enflasyonu düşüreceğiz derler haklı olarak. O yüzden bu saatten sonra çok fazla faiz artırımını piyasanın, daha doğrusu ABD piyasalarının kaldırabileceğini ben de düşünmüyorum. Ve Aralık ayında da faiz artışı beklemiyorum. Bu saatten sonra da beklemiyorum. Genel olarak eğer lazım gelirse enflasyon hedefini yükseltebileceklerini düşünüyorum. 2024'te faizleri azaltacaklar. Bakalım duruma göre göreceğiz. Söylediği şey doğru tabii ki. Üzerindeki baskı azaldı mı? Üzerindeki baskı azalmadı aslında. Yani statükoyu korumaları da baskı olduğu anlamı taşıyor. Kağıt üzerinde bu böyle yani işin matematiği bu böyle. Ama kripto paralardan bahsedince öyle olmuyor. Çünkü piyasa için ciddi bir FOMO var. Tamam mı? Hani faizi azaltmazsa bu adam baskıyı kaldırmış olmaz. Baskı devam ediyor. Ama bu baskıya rağmen yükselir mi yükselir? Çünkü piyasa kötüye alışkın. Ama ne zaman indirmeye başlarsa işte o zaman çok başka bir şeyler olur. Ben öyle söyleyeyim. 2024 Haziran'da bekleyen var falan filan. Enflasyon verileri vesaire çok olumlu. Doğru, olumlu. Benim de beklentim doğrultusunda geldi ama aylar öncesinde düşünsem bu kadar hızı ben de tahmin edemezdim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.